Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, turumuz tımızıyla devam ediyor ve şimdi de sizlere İzmir'den seslenmeye devam ediyoruz. İzmir'de bulunan Lollipop Düşler'in konu olduk ve yanımızda firma sahibi Bahar Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Bütün herkesi ekran başına davet ediyoruz çünkü hepinizin dikkatini çekecek bir firmadayız. Bakalım neler konuşacağız. Öncelikle merhabalar Bahar Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bahar Hanım, gerçekten çok güzel ürünler var burada. Onlara değineceğiz ama biz tabii ki öncelikle Bahar Hanım'ı tanımak istiyoruz. Yani nasıl başladık bu güzel işe ve Bahar Hanım kimdir? İşletme okurken üniversitede asıl yapmak istediğimin pastacılık olduğuna karar verdim ve okulu bitirir bitirmez profesyonel olarak pasta ve ekmekçilik eğitimi aldım. Sektörde bir yıl çalıştıktan sonra da kendi işimi kurmaya karar verdim ve yaklaşık 2,5 yıldır Lollipop Düşler adı altında tasarım pasta, süslemeli kurabiyeler ve her türlü tatlı, tuzlu ikramlıkları yapıyorum. Şimdi Lollipop Düşler dedik. Gerçekten hani bakıyoruz ürünlerimize. Çok çeşitli ürünler ve çok şirin ürünler. Peki Lollipop Düşler ismini nereden aldı? Yani aslında Lollipop benim için bayağı zor bir süreç oldu isme karar vermek. Özellikle hepsinin Türkçe olmasını istedim. Yabancı isim kullanmak istemedim. Sevdiğim bir kitap vardı açıkçası. Kitaptan biraz esinlendim. Lollipop Pabuçlardı kitabın adı. Oradan esinlenerek ben de kendime Lollipop Düşler ismini seçtim. Hem yaptığım ürünleri, evet, hem de yaptığım ürünlerin enerjisini ve heyecanını, neşesini taşıyor. Gerçekten de düşlerimizde olan güzel ürünleri yapıyorsunuz burada. Evet. Çünkü hayal ediyoruz başta. Evet. Evet Bahar Hanım, görmüş olduğumuz gibi gerçekten burada Lollipop Düşler var. Bizler de merak ediyoruz, bu Lollipop Düşler nasıl faaliyete geçiyor, nasıl bir süreçten geçiyor ve neler yapabiliyoruz? Müşteriler bana ulaşıyorlar internet sitemden. İnternet sitem benim vitrinim. Yaptığım hemen hemen her ürünü oraya koyuyorum. İsterlerse oradan seçebiliyorlar veya daha çok kendi hayallerindekini bana anlatıyorlar. Ve ben de onları gerçekleştiriyorum. Kararsız müşterilerime yardımcı oluyorum. Ben onları yönlendiriyorum. Onların hikayelerini dinliyorum. Mesela eğer nişan düğün pastası yapıyorsak, nikah şekeri olarak nikah kurabiyesi yapıyorsak onların hikayelerini dinliyorum. Ona özel şeyler çıkarıyoruz. Evet, güzel. Peki nasıl bir süreçten geçiyor? Biraz mutfağa geçiş yapalım. Sonuçta biz işin mutfağındayız. Siz de mutfaktasınız. Bundan dolayı da merak ediyoruz. Bu güzel ürünlerimiz nasıl bir süreçten, aşamadan geçmekte? Ben ürünlerimin göze hitap etmesinin yanında damağa da hitap etmesini çok önemsiyorum. Çok kaliteli malzemeler seçiyorum ve hepsini hijyen kurallarına uyarak hazırlıyorum. Önemli olan aslında seçtiğiniz malzemeler, değil mi? Evet. Kaliteli malzemelerle hep güzel sonuç alırsınız. Kesinlikle kaliteden ödün vermemek. Evet, ve hijyen kurallarına da uyarak hepsi hazırlanıyor. Tazeliği çok önemli. Bu kadar, bunlar. Süper. Tabii ki bunlar diyoruz ama sonuçta bu güzel şekilleri vermek ayrı bir sanat. Yani burada hem el becerinizi ortaya koyuyorsunuz, evet, hem de sanatkar yönünüzü ortaya koyuyorsunuz. Yani bir nevi bu güzel ürünlerimizin görselliğini de yapmış oluyorsunuz. Evet. Tabii bunu da yapım aşamasını anlatabiliriz. Evet, ürünlerimin hepsi el emeğine dayanıyor ve çoğu şeyin kalıbı yok. Hepsi elle tek tek ayrıntılar işlenerek yapılıyor. Güzelliği ayrıntıda gizli. Asıl, mesela evet, evet, şu ürünümüz değil mi? Evet. Ne kadar değişik, yani güzel. Yani o minik gülleri, kolye, oradaki işte kadının kirpikleri, tacı. Hani hep güzel olan, ilgi çeken o ayrıntılar. Evet, tabii ki çok aslında uğraştıran ürünler. Evet, çok zaman alan, çalışması çok uzun. Benim iki figürü yapmak yarım günümü alıyor. İlk başta siparişi aldıktan sonra ben, ilk başta pandispanyası yapılıyor bunun. Müşterinin özel isteğine göre içinde neli olacaksa kreması hazırlanıyor. Bir pasta katlandırılıyor. Üzeri güzelce şeker hamuruyla kaplanıyor. Ondan sonra mesela eğer gül istenmişse o güller çalışılıyor. Bu güllerin çalışılması daha ayrıntı istiyor çünkü yapraklarını mesela şekil verdikten sonra biraz kurutuyoruz. Tabii bunları, evet, hissedin mi sonuçta? Evet. Evet. O yapraklar tek tek kesiliyor, şekil veriliyor, belli bir süre kuruyor. Onları tek tek yapıştırıp gül formuna sokuyoruz. Eğer insan figürü yapılacaksa önce başı yapılıyor, gözleri oyuluyor. İşte müşterimizin göz rengi, saç rengi işleniyor. Ondan sonra güzel kıyafetler giydirilip pastanın üstüne oturtuluyor.
Ve böylece ben bunu müşterime teslim ediyorum. Evet, tabii ki baktığımız zaman el becerisi isteyen evet. bir meslek diyoruz. Evet. Artık kesinlikle el becerisi isteyen. Yani ev hanımlarımızdan ziyade bu işin sonuçta mesleği oldu ve okullara gidip bunun değil mi eğitimini alıyorsun? Evet. Ben temel ve profesyonel eğitimini aldım. Benden çok kurs talebi soran oluyor. Hobi kursları ben de vermek istiyorum. Öğrendiklerimi onlara aktarmak istiyorum. İnsanlar çok meraklılar. Hobi olarak güzel vakit geçirmek için böyle şeyler yapmak istiyorlar. Yapabilirler. Bunlar çok aslında yani çok el becerisi var, zor gibi görünüyor ama işin tekniği öğrenildikten sonra yapılması çok zor olmayan ve keyifli ürünler. Sabır gerektiriyor değil mi? Sabır gerektiriyor, evet. Yani tabii ki bunların şeklini sokabilmek için. Yani el becerisinden önce birinci sıraya ben sabırı koyarım. Eğer sabrınız varsa, zaman harcamak isterseniz çok güzel şeyler çıkarabilirsiniz. Güzel. Yani tamamen sipariş üzerine mi çalışıyoruz? Özel evet. siparişler alabiliyor muyuz? Evet, ben sipariş üzerine çalışıyorum. Ve hep her ürünüm kişiye özel. Yani ben de işte 3 tane, 5 tane pasta hazır bulunup insanlar gelip onu almıyorlar. Herkes beni arayıp ne istiyor? Hangi özel gününde bunu kullanacak? Bekarlığa veda partisinde mi kullanacak? Çocuğunun doğum gününde mi kullanacak? Bir arkadaşına hediye mi yapacak? Onu söylüyor ve ona göre bir tasarım hazırlıyorum. Her çeşit yapabiliyor muyuz peki? Evet. Hemen hemen aklınıza gelebilecek her türlü özel güne ya pasta olur, cupcake olur, kurabiye olur. Her şey uyarlanabilir. Çok güzel. Yani baktığımız zaman özel günlerde hediye olarak da değil mi? Evet. Yaptırabiliriz. Evet. Mesela sevgililer için işte evet. neler yapabiliyoruz? Sevgililer gününde özellikle kırmızılar, kalpler, pembeler, güzel böyle birbirini seven insan figürleri. Böyle çok güzel iç açıcı şeyler yapabiliyorum. Çok güzel. Aslında baktığımız zaman sadece bir şeyde sabit değiliz. Yok. Her şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Tek sınır hayal gücü. Hayal gücü geniş oldukça evet. sizler de onları tabii ki isminden belli lollipop düşler olarak evet. Faaliyete geçiriyorsunuz. Evet. Tabii ki yapım aşaması da oldukça aslında süreç gerektiren bir şey. Yani baktığımız zaman bir yumurta işte undan neler evet. ortaya çıkıyor. Bunlar da sizin el becerinizle alakalı. Genç bir bayan görüyoruz karşımızda. Yani bu genç yaşta aslında güzel bir meslek ve güzel bir yerdesiniz. Evet, ben kendimi şanslı görüyorum. Ne yapmak istediğimi, asıl amacımın ne olduğunu erken karar verdim. Hı hı. Ve başka sektörlerde vakit kaybetmedim. Hedefime yöneldim ve pasta yapmayı seviyorum. İnsanları özel günlerinde mutlu etmeyi seviyorum. Bunlardan keyif alıyorum. İnsanların özel günlerinde aslında varsınız. Evet. Özel ve güzel günler. Özel günlerini tatlandırıyorum. Çok güzel. Ağız tadıyla da zaten yiyorlardır eminim. Ama şimdi öyle bir şey var ki hani insan buna kıyamıyor da. Yani şöyle bir şeyi kıyıp da yiyemiyor yani. Ben aslında çok yeltendim biraz böyle baktım ürünlere ama inanın hiç aklımdan yemek geçmedi. Çocuklar... Sen yalan olur gerçi geçmedi ama yani insan tabii ki gene de dayanamıyor. Görüntüsü evet. böyleyse tadı nasıldır diyebiliyoruz. Büyükler daha temkinli davranıyor. Onlar daha saklamaya yöneliyorlar ama çocuklar inanın saldırıyorlar. Tabii ki şöyle düşünsenize şöyle bir sepet değil mi? Evet. Bir çocuğun karşısında özellikle hani kesinlikle hem çocukları cezbediyor hem evet. görüntü olarak hem de tat olarak afiyetle yiyorlar. Evet. Çok güzel. Peki hangi bölgelere hizmet verebiliyoruz? Pasta, cupcake ve kurabiyede yani aslında yaptığım tüm ürünleri İzmir içerisinde gönderiyorum. Kurabiyelerde şehir dışına kargoyla gönderim yapıyorum. Tabii size telefon açmaları yeterli. Evet. Telefonla veya maille ulaşabilirler. Kurabiyede bir sıkıntı olmuyor ama pastaları tercih etmiyorum göndermeyi. Evet. Peki ne kadar sürede size haber vermeleri gerekmekte? Eğer bir düğün siparişi gibi 300-400 kişilik bir siparişten, kurabiye siparişinden bahsediyorsak 10 gün önceden beni aramaları gerekir. Ama normal pasta ve kurabiye siparişlerini bana 4 gün önceden haber vermeleri yeterli. Tabii sonuçta belli bir süreci var değil mi? Ben diğer siparişlerimi de buna göre ayarlıyorum. Yani bu demek değil ki ben 4 gün önceden veya 10 gün önceden onu yapmaya başlıyorum. Diğer siparişlerimi ona göre ayarlayarak gerekirse eğer çok doluysam sipariş kabul etmiyorum. Çünkü her ürünüm için ekstra zaman harcamam gerekiyor. Hepsi çok özenli. Hani hiçbir müşterimi kırmak, hiçbir müşterime özensiz bir ürün göndermek istemem.
Güzel. Sonuçta önemli olan burada görsellik. Evet. Güzel. Peki yani biz sizi çok güzel tanıdık. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Tamamen insanların özel günlerinde varsınız. Hedeflerimizin arasında başka neler var? Hedeflerim arasında kalite ve özenden ödün vermeyerek daha çok kişiye ulaşmak, daha geniş kitlelere hitap etmek var. Kurs vermeye başlamak istiyorum. Benden bunu çok talep eden oluyor. Öğrendiklerimi ben de aktarmak istiyorum. Zaten sektörü çok takip ediyorum. Ben de hala öğrenmeye devam ediyorum. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun kurslara gidiyorum ve amacım hani tüm yenilikleri en güzel şekilde ben de müşterilerime ulaştırmak. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Son olarak neler söylemek istersiniz? Lollipop düşler olarak bu el emeği ürünlerimle ben herkesin özel gününü tatlandırmak isterim. Bizler de teşekkür ediyoruz ve ellerinize sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Lollipop Düşler'e konuk olduk. Sizler düşleyin yeter ki Bahar Hanım anında faaliyete geçirebilir. Özel günlerinizde yanınızda olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.